Bismillahirrahmanirrahim. 5. ünitenin kitabet dersiyle tekrar birlikteyiz. El kısmu thalithu, 3. kısım, el kitabetu, yazı bölümü. 1. alıştırmada, unzur ile suveril atiye, gelen fotoğraflara bak. Thumme uktub tahtehe cümleten münasebeten. Sonra altına münasebeten, altına uygun bir cümle yaz alıştırması. Hemen şöyle bir bakalım fotoğraflara. Burada bir tane dayı maalesef bir madde kullanıyor burada. Buradaki arkadaşımız telefonla konuşuyor. Burada derste uyuyan birisi var. Burada geç uyanan bir gencimiz var. Burada iki kişi birbiriyle münakaşa ediyor diyelim. Bu ikisini birbiriyle küsmüşler. Buradaki gencimiz gazlı içecek içiyor. Buradaki ufaklık diyelim çocuk fast food yiyor ve burada da bazıları ne yapıyorlar? Zaman geçiriyorlar bilgisayar başında diyelim. Ben burayı bu şekilde yazdım. Er-raculu yudakhinu, adam sigara içiyor. Er-raculu yetekellemu alel cevvel, adam telefonla konuşuyor. Et-talibu yenamu fis-saffi, öğrenci sınıfta uyuyor. El-feta yestayqidu müteahhiran, genç geç uyanıyor. El-fetatu tetenakaşu me'a sadiqihe, genç kız arkadaşıyla münakaşa ediyor. Gerçi birbirine küsüyor gibi bunlar ama neyse bu şekilde yazalım. El-feta yeşrabu meşrubeten gaziyeten, genç ne yapıyor? Gazlı içecek içiyor. Et-tiflu ye'kulu vecbeten seri'a, çocuk ne yapıyor? Fast food yiyor. Er-raculu yakdi vakten tavilen alel hasub, adam bilgisayarda uzun süre geçiriyor. Bu şekilde bunları yazarsak inşallah güzel olacak. Gelelim ikinci alıştırma. Raddi bil kelimati latiyete litukuvvine cümelen mufideten, faydalı cümleler oluşturmak için gelen kelimeleri düzenli alıştırması. Yine kitabımızın bize verdiği ilk kelimeleri referans alarak, yani bunlarla başlayarak cümleye diğerlerini de yanına sıralayacağız. Hemen bakalım. La yesheru yasirun ebeden, yasir asla geç uyumuyor. Etekellemu alel cevveli kethiran, telefonla çok konuşuyorum. Edrusu, evet bu derese yazmışım ama bu edrusu olacaktı. Evet, edrusu, bir saniye şu hemzeyi şuradan nedense çıkaramadım bir türlü. Neyse, edrusu diyelim. Edrusu fil mektebeti ahyanen, bazen kütüphanede ders çalışıyorum. Evet, bir tane buradan yakaladım. Bazen, o da yanlış yere gitti. Neyse, bazen kütüphanede ders çalışıyorum. La eşrabul ma'e sabahen, sabahleyin su içmiyorum. Sabahleyin su içmiyorum. Bu şekilde cümlelerimizi şu gördüğünüz haliyle buraya yazacağız. Yalnız şunu edrusu yapmayı lütfen unutmayalım. 3. alıştırma. Emameke, senin önünde el istibanetul atiye, diyor. Bu gelen anket var. Senin önünde bir forum, yani bir anket var. Da işarete sahih emamel adeti esseyye elleti tef'aluhe, yani senin yaptığın kötü alışkanlığın önüne bir tik işareti koyacağız. Thumme isel zemileke, sonra diyor arkadaşına da sor. Yani arkadaşımız da yine bu kötü alışkanlığı yapıyorsa onun da yanına bir tik işareti koyacağız. Bakalım. Hel tesheru fillay, gece geç uyuyor musun? Evetse evetse. Hel tetekellemu kethiren alel cevval, telefonla çok konuşuyor musun? Konuşuyorsak buraya, arkadaşımız konuşuyorsa buraya. Hel testakdimu vesaile tevasulul içtimaiyi bi kethratin, yani sosyal iletişim araçlarını çok çoğunlukla kullanıyor musun? Evet ya da buraya evet. Hel tuşahidu tilfaze kethiren, çok televizyon seyrediyor musun? Evetse buraya, arkadaşımız seyrediyorsa buraya. Hel tudakhinu, sigara içiyor musun? Evetse buraya, arkadaşımız içiyorsa buraya. Hel turattibu gurfeteke, odanı temizliyor musun? Odanı düzenliyor musun? Evetse buraya, arkadaşımız evetse buraya. Hel te'kulul vecebati seriya, fast food yiyor musun? Yiyorsak buraya, arkadaşımız yiyorsa buraya. Hel teşrabul meşrubatil gaziye, gazlı içecekler içiyor musun? İçiyorsak buraya, arkadaşımız içiyorsa buraya.
Hel tektubu vacibatike kulle yevm? Her gün ödevlerini yazıyor musun? Yazıyorsak buraya, arkadaşımız yazıyorsa buraya. Şimdi burayı güzelce bir doldurduk sayın hocalar. Kendi yaptığımız davranışlar varsa buraya. Birinci sütuna arkadaşımız yapıyorsa onları, ikinci sütuna okey işareti koyduk. Şimdi dördüncü alıştırma da bununla alakalı. İrci ilel istibaneti sabika. Bu bir önceki ankete geri dön. Thumme imleyil cedvelel ati kema fil misalin. Sonra örnekte olduğu gibi cetveli doldur. Şimdi biz neyi yapıyorduk ya da neyi yapmıyorduk yukarıdakilere göre onları buraya yazacağız. Mesela eseru fil leyl, gece geç uyuyorum. Ya da la eseru fil leyl, gece geç uyumuyorum. Arkadaşım gece geç uyuyor. Yani yesheru fil leyl, gece geç uyuyor. Ya da la yesheru fil leyl, gece geç uyumuyor. Bunun benzerini ben de buraya doldurdum. Etek, burada ben şöyle bir yol izledim. Yani ben hepsini yapıyorum, arkadaşım yapmıyor. Ben bu şekilde yazdım. Etekellemu kethiran alel cevvel, telefonla çok konuşuyorum. La yetekellemu kethiran alel cevvel, telefonla çok konuşmuyor. Estahdimu vesailet tevasulil içtimaiyyi bi kethratin, sosyal iletişim araçlarını çok kullanıyorum. La yestahdimu, kullanmıyor. Üşahidu et tilfaze kethiran, televizyonu çok seyrediyorum. La yuşahidu tilfaze kethiran, televizyonu çok seyretmiyor. Udahhinu, sigara içiyorum. La yudahhinu, sigara içmiyor. Urattibu gurfeti, odamı topluyorum. Odamı düzenliyorum. La yurattibu gurfetehu, odasını düzenlemiyor. Akilu el vecebatis seriya, fast food yiyorum. La ye'kulul vecebatis seriya, fast food yemiyor. Eşrabul meşrubatil gaziye, gazlı içecekler içiyorum. La yeşrabul meşrubatil gaziye, gazlı içecekler içmiyor. Ektubu vacibati kulle yevmin, her gün ödevlerimi yazıyorum. La yektubu vacibatehu kulle yevm, her gün ödevini yazmıyor. Bu şekilde tam tersi de olabilirdi. Yani la'ları bizim için kullanıp arkadaşımıza la'ları kullanmayabilirdik. Ya da bazılarında onda, bazılarında bizde de yine ne yapabilirdik? Kullanabilirdik. Beşinci alıştırma. Uktub fikreten an şahsin tarifuhu. Tanıdığın bir şahıs hakkında bir parça yaz. Tanıdığımız bir şahıs hakkında bir parça yazacağız. Vezkur fihe, ve bu parçanın içerisinde zikredeceğiz. Neyi zikredeceğiz? Hamse adetin seyyiyetin yef'aluhe, onun yaptığı 5 tane kötü alışkanlığı zikredeceğiz bu parçamızın içerisinde. Şimdi muhteviyatul fikra, parçanın içerikleri. Meni şahsu, şahıs kimdir? Yani bu tarif ettiğimiz şahıs kimdir? Sadikuke, yani senin arkadaşın mı? Zemilik, işte yine dostun mu? Garibuke, yakının mı? Ceruke, komşun mu? Vesaire. Kimse onu ondan bahsedeceğiz öncelikle. Mâze ya'melu, ne iş yapıyor? Kem umruhu, yaşı kaç? Ve en önemlisi bunu yazmamızın sebebi olan mel adâtu seyyiyetu indehu, onun kötü alışkanlıkları nelerdir? Bunların hepsini burada yazacağız. Buna benzer cümleler yaptık zaten dersimizin başından beri, bu 5. ünitenin başından beri. Bu bizim için zor bir alıştırma değil. Kimi yapacağımızı iyi seçelim. Neyimiz olur? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? Okuyor mu? Öğrenci mi? Vesaire. Ona göre burayı dolduralım ve onun kötü alışkanlıklarını iyi gözlemlememiz lazım. Ya da hayali birini burada zihnimize tasarlayıp onu da yazabiliriz. Altıncı alıştırma, sahi el ehtâe fil fikreti lâtiye. Yani bu gelen parçadaki hataları düzelt. Bakın şurada iki satırlık bir yazı var ama içi hatalarla dolu. Mesela şurada neyse bir yapılmış halini göstereyim size. Hataları zaten işaretledim. Sadikati ismuhe Fatımetu. Arkadaşımın ismi Fatma'dır. Hiye o talibetun fil medreseti thâneviyye. Lisede öğrencidir. Burada he yerine hu yazılmış. Burada talibetun teul merbuta değil, teul mebsuta ile yazılmış. Burada da saneviyenin t'si unutulmuştu. Bunları ben düzelttim ve ekledim. Testeqizu müteahhireten kulle yem, her gün geç uyanıyor. Ve tezebu ilel medreseti bil hafileti, ve okula otobüsle gidiyor. Burada bi yerine ala harfi ceri kullanılmıştı. Bi olacaktı. Harfi cer yanlış yani. Hiye o
La tektubu vacibatihe bintizamin. O ödevlerini düzenli, özenli yazmıyor. Burada hiye yerine huve kullanılmıştı. Tusa'idu Fatimetu ummehe. Fatma annesine yardım ediyor. Fi e'malil beyt. Ev işlerinde. Burada beyt kelimesi muzafın iley. O yüzden eliflamlı yazılacak. Ya eliflamlı yazılacaktı ya da tenvinli yazılacaktı. Burada bakıyorsunuz tenvini yok. Eliflamı da yok. Olması gereken bence eliflamlı olması. Yani fi e'malil beyti ya da fi e'mali beytin ikisi de olur aslında ama eliflamlı muzafın iley daha fazla kullanılıyor. Biz de o şekilde kullanırsak güzel olacak. Yedinci alıştırma uktub mâ tesme'u, duyduğunu yaz alıştırması. Uktub mâ tesme'u, duyduğunu yaz. Burada yine hocamız bize ne derse derste onları yazabiliriz ama bugün kötü alışkanlıklar konusunu işledik. O yüzden kötü alışkanlıklara dair yeni öğrendiğimiz kelimeleri burada yazarsak çok daha güzel olacak. Son alıştırmamız yine bir ibare yazımı. Uktub el ibarete latiyete bi kattin cemil. Bu gelen ibareyi güzel bir şekilde ne yapacağız? Yazacağız. La tuecil amelel yevmi ilal gadi. Yani bugünün işini yarına erteleme. Bu da yine bir muhtemelen Arap atasözü. Mislu Arabi bakın Arap atasözü. La tuecil amelel yevmi ilal gadi. Burada la unnahiye var. İşte fiili muzari meczum. Faili ente zamiri. Burası da meful zaten. Bu şekilde güzel bir cümle. Bunu aşağıya yazabildiğimiz kadar inşallah yazalım sayın hocalar. Evet böylelikle 5. ünitenin 1. bölümünü bitirmiş olduk. İnşallah 2. bölümde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım.